Herkese merhabalar, ben Ece Tuncel. Bugün Vogue Beauty Days etkinliğine özel Dyson saç stilisti İbrahim Zengin'le beraberiz. Bugün kuru saçlara ne yapabiliriz saç sağlığımız için, nasıl şekillendirebiliriz? Bunlarla ilgili konuşacağız. İbrahim'e çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiği için. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün neler yapacağız İbrahim? Biraz ondan konuşalım. Ne dersin? Olur, süper olur gerçekten. Bugün sizlere Dyson'ın saç bakım ürünleriyle iki farklı saç stili uygulayacağız. İlk saçımız daha dalgalı ve hacimli bir saç olacak. İkinci saçımız da biraz daha düz ama hafif böyle bir hareketleri olan stili uygulayacağız. Şu anda Air Wrap'in kurutucu başlığıyla saçın fazla olan ıslaklığını nemli bir seviyeye getireceğiz. Ve Air Wrap'ten maksimum performans almak istiyorsak en önemli püf noktalarından bir tanesi saçımızın hafif nemli olması. Peki İbrahim, sana şey soracağım. Biliyorsun yazın böyle güneş ışınlarından ve klordan saçımız çok yıpranıyor. Bunlar için ne gibi bakımlar yapmalıyız? İlk faktör zaten hepimizin bildiği gibi güneş ışınları. İyi formüle edilmiş, cildimizde de saçımızda da uygun olacak bir üründen destek almak. Hı hı. Ya da şapka ya da bandana diye güneş ışınlarını doğrudan kesecek bir şeylerden destek almak. Bir de onun dışında şeye de değinmek istiyorum. Denizden sonraki o sürecimiz vardır ya. Evet. Kadınlar çıkarlar ve deniz sonrasından böyle bir saçlarını fırçalamak isterler. Hı hı. O gibi aralıklarda çok onları tavsiye etmiyorum. Deniz tuzu saçın yüzeyinde bir doku oluşturuyor. Hı hı. O doku da sürtünmeyi fazlalaştırıyor. İlerleyen dönemde saçımızın neden matlaştığı ile ilgili aslında geriye dönüp onları hatırlasak cevabını bulmuş olacağız. Saçlarımıza diğer hasar veren unsurlardan bir tanesi aşırı ısı kullanımı. Isının saçımızdaki bırakabileceği etkileri var. Aslında tüm yıl bizi bağlayabilir gibi düşünebiliriz. Bu noktada Air Wrap'in sevdiğim diğer özelliklerinden bir tanesi akıllı ısı kontrolü. Hı hı. Akıllı ısı kontrolünün bize faydaları nelerdir diye soracak olursam bir kere her şeyden önce saçımızı sürekli olarak ölçerek 150 derece ısının üzerine çıkarmıyor. Birazdan bu işlemlerine başlayacağız ama önce ben seni birkaç tane çantamızın içerisinden çıkan başlıklarla tanıştırmak istiyorum tekrar ki zaten biliyorsun bir yandan. Evet. İki ayrı düzleştirici başlığımız var. Birisi yumuşak, diğeri sert olmak üzere. Bugün ben ilk etapta yumuşak düzleştirici başlığımızda bir parça saçın dokusunu temizledikten sonra saçlarımıza buklelerini kazandırıyor olacağız. Yaptığımız buklelerin kalıcılığını biz daha uzun süre yaşayabilelim. Gün içerisindeki saçımızın performansı kalabilsin. Bu arada ben de saçlarımı aynı bu sıralamayla şekillendiriyorum. Önce düzleştirici başlığı kullanıyorum. Sonrasında bukle veren başlıklara geçiyorum. Ve bukle veren başlıkları daha önce Dyson kullanmamış biri daha karışık buluyor. Ama aslında kullanım çok pratik ve gerçekten saça hiç zarar vermeden çok pratik bir şekilde saçımı şekillendirmemi sağlıyor. Bu arada ben neredeyse her tutama üzerinde bulunan soğuk hava düğmesinden faydalanıyorum ki böyle kalıcılığımızı arttırabilmek için. Sıcak hava ile saçın hareketini ve buklesini kazandırdıktan sonra diğeriyle de böyle fixlemeyi tercih ediyorum. Hı hı. Onu da sana şiddetle tavsiye ederim. Nasıl kolay sardı değil mi? Evet, gerçekten. Bu arada bu konuyla ilgili bana da çok soru geliyor. Gerçekten kendi kendine nasıl sardı çok merak ediliyor. Kuam da efekt teknolojisiyle yapıyor. Ve bu bahsettiğimiz teknoloji havayla ısıyı bir araya getirerek hava akımı sayesinde rahatça bukle başlıklarımıza sarılmasını sağlıyor saçlarımızın. Aynadan bakarken biz dışarı doğru bukleler tercih ettiğimiz için dışa doğru bakan oklu başlığı tercih ediyoruz. Evet, şu anda bir bukle de senden bekliyoruz. Evet, ben de şimdi bir tane bukle yapıyorum. Bu arada mutlaka Air Wrap'i dik tutuyorum. Müthiş. Ece, şimdi sarma işlemi bittikten sonra bahsettiğim en son hacim verme işlemini gerçekleştireceğim. Hı hı. Bunun için de
hacim veren başlığımızdan destek alacağım. Ben mesela bu işlemde de o soğuk düğmemizi kullanıyorum. Genelde böyle bir o diplene hacim verdikten sonra bir miktar o soğutma işlemini gerçekleştirince böyle bir o hacim gerçekten daha uzun saatler kalıyor gerçekten. Performansını koruyor. Evet, çok keyifli görünüyorlar. Tatile kaçacak mısın? Var mı öyle bir planı? Olmaz mı? Bütün önümüz yaz, bütün yaz tatil yapmayı planlıyorum. Hatta seyahate giderken seyahat çantasını yanıma alıyorum. Bununla taşıması çok pratik oluyor. Aparatları güvenle taşıyabiliyorsunuz. Dalgalı saçlarımızı beğendiysek o zaman şu anda o bahsettiğimiz ikinci stilimize, düz ama hafif böyle bir hareket olan saçlarımıza geçmek isterim. Nasıl bir model yapacağız? Başta konuştuğumuz gibi böyle ağırlıklı düz ama çok hafif böyle önde hareketi olan böyle bir stile uğramaya çalışacağız şu anda. Süpersonik'le saçımızı iyice kuruttuktan sonra düzleştirici korelden destek alacağız. Ama bunun için önce saçlarımızın tamamen kuruması gerekiyor. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra diğer işlemize başlayacağız. Ve bu arada seni Süpersonik'in farkındaysan mıknatıslı başlıkları evet, değil mi? Şekillendirici başlığıyla sakin bir şekilde saçlarımızı kurutacağım. Düzleştirici korelimize uygun zemini hazırladıktan sonra onunla devam edeceğim. Süper, harika. Bir de bu arada hafif dalgalı saçı kıvırcık yapmaya konuştuk ama biz kıvırcıkları da unutmadık bu arada. Geniş dişli tarak başlığımızla da daha dip bölgeleri veya tömşe saçında kıvırcıklık olan kişiler de o taraklardan destek alarak saçlarını kolaylık ve kontrollü bir şekilde düzleştirebilirler ve keyifli sonuçlar elde edebilirler. Evet. Saçlarım ne kadar da hızlı ve düzgün kurudu. Çünkü odaklanmış hava akımı sayesinde artık ıslak saçlar bir sorun değil çünkü çok çabuk kurutabiliyoruz. Evet, bu benim özellikle yazın çok işime yarıyor. Hemen böyle deniz sonrası eve gelip hızlıca saçımı kurutup düzeltiyorum. Şimdi düzleştirmeye geçiyoruz değil Şimdi mi? Şimdi düzleştirmeye geçeceğiz. Bu arada Corel'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi kablosuz olması. Çünkü istediğim yere taşıyabiliyorum. Ya saçım hemen bozulduğu an çantamdan çıkartıp hemen düzleştirebiliyorum. Bu arada 3 farklı böyle ısı seviyesi alternatifi sunulmuş bizim için. Tamam, hazır sesi de geldi. O yüzden başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Evet. Bir de esnek bakır plakaları sayesinde saçı böyle tam kavruyor. Bence bütün alameti farikası da gerçekten o esnek bakır plakalarında. Aynı bölge üzerinden çok fazla geçmeden kendi içerisinde saçımızı kolaylıkla düzleştirebiliyoruz. Bu da saçımızın aşırı ısıya maruz kalarak karşılaşabileceği problemleri ortadan kaldırıyor. Ki bence çok sevindirici bir şey uzun vadede. Bizim genelde başımıza gelen en büyük ki farklı birçok faktör var. Onlardan da bahsedebilirim sana. Hı hı. Saçlardaki asıl o kuruluk, yıpranmışlık ve saçın korteks bölgesi dediğimiz kalbi olan bölgenin koruyucusu olan kütikül tabakasının hasar görmesindeki en büyük sebeplerinden bir tanesi de ısıdır. O yüzden ısıyla olan temasımızdaki azlık kendi içerisinde saçımızın sağlığını korumaya devam edecektir. Nasıl hissediyorsun şu anda? Süper. Düzleştirme işlemimiz bitti ve şimdi sıra o önlere küçük dalgalarımızı yapmamıza geldi. Sadece böyle uç bölgesini şöyle hafif bir çevirerek böyle yumuşaklık hareket kazandıracağız. Diğer tarafı şimdi senden rica edeceğim. Sıra bende. Artık tatile hazırsın. Evet, hazırım. Harika oldu, çok teşekkür ediyorum. Yani. Evet, saçımızın da sonuna geldik. Bugün İbrahim'le saç sağlığı hakkında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve Dyson'un 3 ürününü kullandık. İlk olarak AirWrap ile saçlarımı dalgalı yaptık. Sonrasında Süpersonik ile saçlarımı kurutup en sonunda Corel ile saçlarımı düzleştirdik. Çok keyifli bir gündü, çok teşekkür ediyorum tekrardan sana. Ben teşekkür ederim Ece. Çok keyifliydi benim için de. Güzel bir tecrübe oldu. Yakında tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.